Filenin sultanları ve efeleri sahada tarih yazıyor. Türkiye'nin her köşesinde 85 milyon kalp birlikte atıyor. Nerede olursanız olun bir nefes uzağınızdayız. Şimdi gücünü, sevincini ve dünyanın en iyi takımı olduklarını gösterme, hayalleri gerçeğe dönüştürme zamanı. Gedik Yatırım A Milli Voleybol Takımlarımıza başarılar diler. Futbol heyecanının MediaMarkt'ta tam zamanı. MediaMarkt tatavayı sunar. Ha, Peki Jose, Jose Mourinho. Mourinho hocam. Evet Jose Mourinho. Senelerin şehir efsanesi. Mourinho Türkiye'ye gelse ne olur? Mourinho Fenerbahçe'ye gelse ne olur? Türkiye'ye gelir mi gelmez mi? Hatta Serdar Ali burada hatırlıyorsunuz. Aylarca come to Fenerbahçe dedi dedi dedi. Vallahi ucuna getirdi hocam ya. Ya maalesef şöyle bir şey var tabii ki. Yani Jose Mourinho daha 60 yaşında 61 yaşında. Türkiye'ye geliyorsa bu kapı bile açılmışsa. Ciddi bir kariyer erozyonu vardır orada kabul etmek lazım. Yani sırayla bakıyorsun. Abi, Deira, abi, oğlum, Benfica, zaten... Porto, Portodan Chelsea, Chelsea'den ne, Real Madrid. pardon Chelsea'den Inter, Inter'den Real Madrid. A top tamam class. Yani bu... Manchester United UEFA Kupası, Tottenham. Doğru sayıyorumdur inşallah. En son Roma. ile Roma yani zaten hani en büyükler arasında yeniden görev alamayacağını son zamanlar çünkü biraz demode kaldı herhalde. Şey ilişkileri, bence süperstarlarla ilişkileri çok problemli büyük, oldu. Çok büyük CV, çok ikonik çok, bir adam yani. Yüzde yani yüz hani. çok önemli. Yani sonuçta abi Eleştiriyor gibi başladım ama yani bir kere şu Türkiye ilgini marka değeri marka değeri de... Bence eleştirmediğini Jose... biliyorum ama bence eleştirmiyorsan da bence ödemek lazım. Çünkü abi Tadiç'i sen Prime'ında alabilir misin? Alamazsın. E tabii canım. E, e, alamayız. Yani hiçbirini alamayız. Oğlan ne Galatasaray ki herkes unutsun öyle bir dünya yok yani. Ya Drogba 27 yaşında Gerçekçi alamıyorsun yani. Gerçekçi bir yerden yani. ancak bu zaman alırsın zaten. Bir böyle, böyle, böyle şey olunca. En yakını Snyder herhalde. Snyder'da. 29'unda o da Inter'de büyük krizler, ya, sıkıntılar yaşadı ya Ya bir sezon önce Manchester United'a gidemedi. 27-28, Gatasa 28'de geldi ya. Ve 2010'da bence balon doğru Snyder'e ketti. Vermediler. Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası finali Inter'le üçlemeyi yaptı vesaire. Tabii. Sonrasında ortada kaldı. Ekim ayına kadar top oynayamadı. Tabii Inter'le kontrat anlaşmazlığı oldu. E, o sen süre daha iyi de... biliyorsun. Galatasaray'a Galatasaray yakın girdi. Mıymış? Çekti Sadece... getirdi hocam Sadece... yani. <laughs> yakın mıymış Galatasaray'a? <laughs> Abi yakınmış ya. Ne dedi ya, sana yakınmış. orada? Kanka gittim kapının önüne dikildim orada. Hmm. Aynı Baby Randy'irdeki Marta gibi. <laughs> Kapısının önüne dikildim. Her gün gidip espresso içtiği kafeye gittim orada kendimi e, soteye çektim. Aralarda küçük kelime oyunlarıyla. Galatasaray'a yakın mısın diye sorduğunda sana ne dedi? I am close to my home dedi. <gülüyor> <gülüyor> ya o zaman çok yok şey, yok şey yok. olmuştu ya. Bir stüdyoda ırmak. Min, mini Cooper mıydı? Fiyat mıydı? Fiyat 500'üyle ile yollarda. 500'de adamın bet mobililik kovaladık yani. inanılmaz <laughs> ve kaçırmadık biliyor musun? Helal olsun kardeşim. Ra Rafet <laughs> farkı diyebilir Rafet topçu farkı diyebilir Yavuz. miyiz? Yavuz. Yavuz Aynen. Yavuz Arkyaman'a gittik. Ee... Sevgiler ee... canım kardeşim. Ee... Evet hakikaten o da enteresan Çünkü dönem... Rafet Topçu yolların piridir de Bak, o bakımdan. O dönem hocam. Kameraman bu arkadaşlar. Sosyal medya Arkadaşlarımız, abilerimiz. kullanmıyordum ben. Daha yeni yeni Twitter var. Evet. İstanbul Instagram ya vardı hepsi Çok bu enteresiz. arada. Çok Irmak kazun neden ortadaki K iki, iki tane? Çünkü kendisi Twitter gereksiz bulup kapatmıştı değil Ama mi? Ama gereksiz, gereksizliği neye sinirlenmiştim hatırlıyor musun? Neye? Birisi Liverpool'a sallamıştı onu. Ben kimim Liverpool'u koruyor ve sinirlenip küfür edip çıkmıştım ben. <laughs> Biliyorsun Yayıncının daha iyi. <laughs> Sosyal medyanın daha iyi çocuğu. Lenovo Tab M11 tablet büyüleyici 11 inç ekranıyla ultra netlikte çevrim içi video izleme keyfi sunarken Dolby ile optimize edilmiş 4 hoparlörü sayesinde oyunlarda genç kullanıcılara sürükleyici bir ses deneyimi sağlıyor. Lenovo Tab M11 8 çekirdekçi işlemcisiyle kesintisiz oyun deneyimi birden fazla uygulamayı aynı anda kolayca çalıştırma kabiliyeti kusursuz video izleme, bol miktarda bellek ve depolama alanıyla beklentilerin çok ama çok ötesine geçiyor. Su ve toza dayanıklı bu cihaz her öğrencinin sırt çantasında güvenle yolculuk edebilecek kadar da sağlam. İnce ve hafif yapısı sayesinde ise kolayca taşınabilir. İhtiyaçlar sizden, teknolojiler bizden. Lenovo Tab M11 128 GB tablet şimdi MediaMarkt'ta. Siz de hemen mediamarkt.com.tr'ye girin, teknolojileri keşfedin. Evet. Peki bir... Mourinho ne yapacak şimdi yani? İşin özü hadi burayı toparlayalım. Ya Fenerbahçe ne için tabii ki yani Aziz Bey de. de, Yani artık evladımız, çocuğumuz edebiyatının sonunda büyük teknik direktörlerle, büyük takımlarla çalışmayız. Çünkü Fenerbahçe çocuklar üzülüyor dedi. Jose Mourinho getirebileceğin ya tabii ki şeyden Porto'da şamp... Gerçi Türk futbolunda da örneği var ha. PSV'yi Avrupa şampiyonu yaptıktan iki sezon sonra Gus Fenerbahçe'ye geldi enteresan şekilde. Sonrasında dünyanın en büyük takımlarında da çalıştı. Real Madrid'e dahil Chelsea'de dahil olmak üzere. Jose Mourinho tabi farklı. Hiddink geldiğinde 40 küsur yaşındaydı. Jose Mourinho'ya güzel de yaklaşmış. 2003-2004'te Porto'da yaptığın sıçramayı Fenerbahçe'de de yaparak yeniden çünkü gerçekten evet, evet. de artık güzel hamburger de... taktiği yapmış. <laughs> 10 küsür sene daha kariyeri var ne kadar çalışmak isterse. Artık 70 olgunluk yaşı eskiden 70 geçti ama o yaşların şey yapmasıyla beraber artık insanlar 80'e kadar neredeyse çalışıyor. 80 is the new 60 diyebilir miyiz? 70 diyelim en azından. <laughs> ya Roma'dan 8 milyon euro alıyormuş ekibiyle birlikte. Ama Türkiye'ye gelmesi için biraz daha fazla para vermek gerekebilir. Maalesef şöyle bir şey var. Türkiye tazminatı denilen bir şey var. Yani sen Snyder'ı Türkiye'ye getirmek için farklı para öneriyorsun. Snyder Manchester United'a giderken mesela Farklı bir maddi talebe olabilir. Ya da Fenerbahçe yani Eden Dzeko içinde de büyük yıldızlarla alakalı. Ee, şey Jose Mourinho da Türkiye çünkü kariyeri açısından yani artık ciddi bir, bunu kabul etmek lazım. Yani Türkiye Ligi'ne eğer gerçekten de hani toplumda kupa almış, arkasına Roma ile şampiyonluk yaşamış olsa... ...yeniden büyük ihtimalle şeye gidecek. Yine Real Madrid, Barcelona olmaz da Real Madrid... Efendim söyleyeyim hmm. Bayern Münih seviyesinde öyle. Bayern Münih teknik direktörü ararken bak artık Jose Mourinho'ya gitmiyor Bayern Münih. Eskiden ihtimal Gitmez, Gitmez ihtimalden... öyle haberler çıkıyor da olmaz zaten kim o Ki Mourinho'nun çok... E, Bayern'in de çok tarzı bir e, transfer profili değil. Yani, tamam, Ama şu Mourinho, doğru... Futbolcu. Jose Mourinho Türkiye Ligi şampiyonu tabii yeniden onu o en üst seviyeye taşımaz ama. Gelirse Feren. Şampiyonlar Ligi önelemesinde ama bence net artı evet. e, bir değer katar. Oraya kadar. %100. Yüz yani belki hep diyoruz ya ön lige katılmak artık mucizeye yakın bir şey. Bence orayı kırabilir yani. O algıyı Katılıyorsa... kırabilir. Tabii ki takıma da bağlı. Ee, ama hakikaten yani sebep olacağı tartışmaları, çıkışları, e, canlı yayın terslemelerini yani hepsini merakla bekliyorum ya. Yani. Nereye Çok tarzı geçeyim? değil de bir de üçlüm, üçlü müşteri Aziz Başkan'la Saruman'ın ordusu gibi olabilirler. Ya. Yalnız... <laughs> sana söyleyeyim yani. <laughs> ne Çok Port acayip get... bir geç olabilir orası. Getirmediği Portekiz'i teknik de kalmadı Fenerbahçe'nin ha. Hakikaten ha. Türkiye'nin vo... Joshua... Türkiye'nin Wolverhampton'ı. <laughs> <laughs> Ruben Amori mi getirsinler ya. Yani getirebiliyorlarsa Sporting'i. Vallahi abi güzel heyecan yani. Ben bundan birkaç sene önce bu euro dolar partisi sapıtınca açıkçası Türkiye yıldız gelme konusunda çok büyük karamsardım. sardım. Ee... Şu anda sallayınca yıldız çıkıyor Abi her bir yerde. Şey, aynen bir şekilde çözüldü. Işte Nasıl an... çözüyorlar? Çöz yani helal olsunlar Anadolu Çözsünler kulüpleri, şey, kulüpleri ya. Adana Demirspor da maalesef üzdü beni yani. 3 dönem. Ne gibi buraya geliş bakımından mı? bence şöyle bir mesela, e, Abi, nasıl bu yine Tatava da yapmış. Robert Lewandowski geldiğinde nasıl etrafına örebilirsin bazı şeyleri. Jose Mourinho da tabii adam ikna etme konusunda çok etkili olur bence. Abi tabii bu, sen çünkü o aseti aldığın zaman aslında adamın ref, adamı referansıyla, network'üyle e, sadece canım. yaptıklarını kupalara para vermiyorsun yani. Sen buraya gelirsen ha o kupayı bize de kazandırırsan eyvallah. Çok iyi bir Avrupa kupası ama yarı final final Türkiye Ligi ama onun dışında bir de network. Sen kim hangi oyuncuları, hangi menajerlerle aran iyi, e, hangi takımlarla aran iyi. Onların her biri bence e, o ücrete dahil aslında. Evet. Ki onun sayesinde buraya gelecek referanslar da. Futbol heyecanının Mediamarkt'la tam zamanı. Mediamarkt Tatava'yı sundu.